Ama yani yine de şey çok da zor değil. Özbekistan'da hangi dil konuşuluyor? Özbek dili. Özbek dili. Tabii bu süreç içerisinde uluslararası öğrencilerimiz memleketlerine gidemediler. Ama burada her zaman için onların bir evi vardı, bir sahipleri vardı. Biz onlara her zaman için destek olmaya devam ettik. Evden çıkamadıkları günlerde kendilerine her türlü gıda ya da başka türlü ne ihtiyaçları varsa bunları karşılamak için seferber olduk. Bizim Uluslararası Öğrenci Koordinasyon Merkezimiz var. Her an onunla iletişim halinde bulundular. Herhangi bir sıkıntı yaşamadılar. Ama tabii memleket özlemi onlar için de var. Gidemeyenler her zaman memleketlerini özlediler. Biz şu ana kadar birçok ilde YÖS sınavı yaptık. Yurt dışında da YÖS sınavlarımız yapılıyor şu anda. Halen devam ediyor. Biz uluslararası öğrenci alımına hız kesmeden devam ediyoruz. İnşallah bunu bu yılda 2000'in üzerinde uluslararası öğrenciyi üniversitemize dahil edeceğiz. Yok, hayır, hiçbir zorluk yaşamadık. Bilakis bizim için hem de şehir için uluslararası öğrencilerin burada kalması bir renk oldu, bir farklılık oldu. Bütün öğrenciler şehirden çekilmişken bu şehirde, sokaklarda sadece onların kalması esnaf için de, bizim için de, halk için de gerçekten olumlu bir yön oldu. 2 sene 4 ay şimdi oluyor. Kaç sene temel okudun? Temel 5-6 ay falan okudum. Sınavla geliyor musun? Oradan mı? Evet. Sınav. Evde oturuyoruz işte. Ama yani Türkiye Karabük Üniversitesi mesela uzaktan eğitim sürecinde mesela çalışıyoruz. Yani kendimizi işte kafamız dağılıyor yani, sadece evde oturmuyoruz. Kitaplarımızı okuyoruz. Maddi tarafta yani mesela evden işte yani üniversiteden yardım oluyor. Evden de para geliyor. İşte geçiriyoruz. Yani çok çok zor diyemem ama psikolojik olarak biraz zor ama yani iyi geçti inşallah. Tabii ki istedim ama yani kapalı olduğu için yollar yani gidemedim. Çok merak ettim. Özbekistan'da şey azdı yani. Şimdi biraz çoğaldı. Vaka azdı. Çok az, o yüzden yani çok meraklanmadı ama ailem benden çok merak etti. Çünkü Türkiye'de biliyorsunuz biraz çok. Ciddi olarak sıkıntı çekmedim. Zaten üniversite yardımı var. Sağ olsunlar 2-3 defa yardım ettiler. Hem de yani kendi ailemde yani o bankalar çalışıyor biliyorsunuz. Çalıştı. Evden de para geliyor. İşte maddi sıkıntı olmadı. Yaz okulum vardı. Yaz okulum okudum. Yani 2 tane dersim vardı. Onları okudum. Hem de kendi kitaplarım vardı. Onları okudum. Biraz dil öğrenmeye çalıştım. Spor eğitim yani biraz o kadar yani evde. Biraz anlatır mısın? Pandemi süreci biraz zor geçti. Öyle diyebiliriz çünkü çok sıkıcıydı. Hem de hep evdeydik. Hiç dışarıya da çıkamıyoruz. Ailelerimizi de göremiyoruz. İşte kitap okuyarak, ders çalışarak öyle geçirdik. Biz çadıra bile gidemedik.
Ondan hep evdeydik, arkadaşlarımızla muhabbet ediyorduk. Bir ara sıra kendi aralarımızda şey yapıyoruz, yani ziyaret ediyoruz. Bu kadar ama zor öyle diyebiliriz yani. Maddi olarak pek sıkıntı çekemedik. Birkaç dernek de var. Bir de Karabük Üniversitesi'ne sağ olsun. O da bize çok yardımcı oldu. Gıda da bizlere dağıttı. Pek sıkıntı çıkamadık yani. Yemeklerimizi yaptık. Kendi ülkemizdeki yediğimiz yemekler var. Onları yaptık. Yine de Türk yemekleri de öğrendik. Daha önce yapamıyorduk. Vaktimiz de olmuyordu. Sonradan işte ne bileyim atıyorum fasulye falan da yapıyorduk. Yani öğrendik yemekleri de. Her aile yapacağı gibi yani merak etmişler tabii ki. Biz de onlara merak ettik. Yine de işte WhatsApp üzerinden, sosyal medya üzerinden konuşuyoruz. Yani pek merak etmeyin onu da dedik. Zaten merak edilecek bir şey de yok. Güvendeyiz. Neyse, neredeyse işte geçti yani. Bu süreci çok iyi yönetildi. Çünkü şey diyebiliriz yani benim tanıdıklarım ya da Karabük'teki çadır öğrencileri de yaklaşık 900 çadır öğrenciler var. Onlardan hepsi birini işte pozitif çıkamadı. Ondan işte yetkililere teşekkürlerimizi de sunuyoruz. Çok iyi yönetmişler. Allah korusun sonrasında da inanıyoruz yani atlatacağımızı. Bu dönemde ailemle internet uygulamayla haberleşiyorduk. Tabii ki gidemedik, gitmek istiyorduk. İnşallah seneye gideriz. Haberleşti çok şükür. Yani merak etmeyin dedi. Karabük Üniversitesi'ne yani rahatız Karabük'te. Bir sıkıntı yok. Çok şükür. Üniversitenin bu dönemde gıda yardımında bulundu. Bunun için çok teşekkür ediyorum üniversitemize. Bu süreçte biraz yemek konusunda zor oldu ama insanoğlu zor durumda kalınca her şeyi öğreniyormuş. Yani yemek filan, ekmek yapmayı da öğrendik bu süreçte. Türkiye bu süreci çok iyi yönetti. Evet çok şükür nasıl da olsa atlattık bu süreci. Bir sıkıntı olmadı. Şimdi nasıl da olsa gayet iyiyiz yani. Evet çok şükür herhangi bu arkadaşlarında virüs filan yok. Atlattık, bir sıkıntı yok.